Beni duyuyorsun biliyorum. Çocukken Narin'e şaka yaparmışsın. Uyanmayacak gibi yapıp korkuturmuşsun. Keşke şimdi gözlerini açsan, şaka yaptım desen bana da. Tamam. Vazgeçtim. Beni duyuyorsun ya. Şimdilik o da yeter. İyileşeceksin sevgilim. Sen iyileşirken, bu yataktan kalkarken her zaman yanında olacağım. Sana bir şey itiraf edeceğim. Ben seni ilk gördüğüm anda sevdim. Sonrasında çok karşı durdum, direndim, kızdım. Anladım ki kendime kızıyormuşum. Kendime direniyormuşum. Kendimle kavga ediyormuşum. Senin rüzgarına, çekim gücüne bu kadar çabuk teslim oldum. Sen nasıl bir insansın sevgilim? Bu kadar fedakar. Bu kadar çekici. Bu kadar sadık. Bu kadar seveceğim. Bu insan benim kocam. Arkadaşım. Sevgili. Benim yerim senin yan. Seni çok seviyorum. Sen de bizi sev. Ve hiçbir yere git. Sakın, sakın bir yere gitme. Biliyordum. Bizi bırakıp gitmeyeceğini biliyordum. Boran uyandı Narin. Kendine geldi. Oh Allah'ıma çok şükür. Gördün mü bak, ben sana söylememiş miydim bizi bırakıp hiçbir yere gitmez diye? Biliyordum. Hem nereye bırakacak? Yok öyle. O daha lazım bize. Evet. Hem de nasıl? Çok şükür geçti Sıla. Çok iyi günlerimiz olacak Narin.
Sıla ne diyorlar? Ne zaman çıkarmış hastaneden? Yok, bir şey söylemediler. Sen verirsin değil mi sevinçli haberi herkese? Benim çıkmam lazım da. Veririm tabii, vermez olur muyum hiç? Anne, Bediran hazır mı? Hazır yavrum, hazır. Bir yandan da onu bekliyorum. Bediran'ı da götüreceğim hastaneye. Sen Kevser Hanım'lara söylersin, tamam mı? Bir duruma bakayım. Eğer yorgun olmazsa konuştururuz da. Sıla vallahi pek iyi olur. Çok sevinirler. Tamam, bakacağım duruma. Evet, selam söyle abime, olur. Narin seni çok özlemişti. Söylerim, hadi görüşürüz. Anne, hadi. Gel de kızım, geldik. Allah Allah. Bedu, baba uyanmış, oğlum nerede diye soruyormuş. Haydi git yanına, baba geldim de bakalım, tamam mı? Tamam mı? Gidelim mi artık? Salam, paşam yerinde duramıyor. Babasına kavuşacak ya, sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Duramaz tabii. Ben durabiliyor muyum yerimden anne? Sonunda yüzün güldü güzel kızım. Hadi, gitmiyor muyduk? Baba, şimdi gelmenize gerek yok, görüştürmezler sizi. Sonra gelin isterseniz. Kızım olsun, biz yanında duralım. Belki Bedir Han'ı bırakmak gerekir. Babasını görsün, İsmail Bey'le geri göndereceğim ama. Olsun kızım, biz gelelim, sonra geri döneriz, bir şey olmaz. İyi peki, hadi o zaman. Hadi. Bütün değerleri normal. Yarasında da büyük oranda iyileşme var. Ama biz yine de antibiyotiğe devam edelim. Mental bulgular nasıl? Geçici hafıza kaybı yaşıyor. Hı hı. İlk tetkiklerde adını hatırlamakta zorlandı. Daha sonraki kontrollerde hatırladı. Şu anda ne durumda peki? Hala bazı boşluklar var. Olay anını hatırlamıyor mesela. Hı hı. Bana ne oldu diye soruyor. Ben de yakınlarına danışmadan söylenmese daha doğru olur diye düşündüm. İyi düşünmüş. Bir de Zeynep'le konuş. İşin o kısmını ona bırakalım. Tamam. Az kaldı oğlum. Müsaade ver. Nasılsın kardeş? İyiyim, sağ ol abay. Bu lafı senin ağzından duyacağız diye kaç gündür bekliyoruz biz, biliyorsun değil. o kadar kolay değil abay. Bekleyeceksiniz tabii. Söndeki de ne inatmış be kardeşim. Hani biliyorduk ama kalk dedik şey yattın. Hep siz mi yatacaksınız abay? Biraz da ben dinleneyim dedim. Fena mı? Ya, bir kere erik çalarken ağaçtan düşmüştün, hatırlıyorsun değil. Böyle yere yattın, kalkmak bilmedin. Bir de orada çok korktum ben. Ya dedim kardeşim beni bırakmaz. Ama bilemedim de. Bak bir daha olmasın külahları değişiriz ha. Emrin olur kardeşim. Doktorlar deyince tamam iyileşti. Güçlüymüş dedim ya kimin kardeşi. Bana ne oldu abay? Hayır. Kaza mı geçirdim? Ya aslında bunların konuşmanın hiç sırası değil. Sonra uzun uzun konuşursan. Hırlım. Evet, baba da seni çok özlemiş oğlum benim. Çok şükür yüzümüz güldü sonunda. Bu da geçti. Buyurun. Sana iyi bir haber vereyim istedim kızım. Polis Ahmet Ağa'yı yakaladı. Öyle mi? Ne zaman? Ne olmuş kızım? Polis Ahmet Ağa'yı yakalamış. Tam oldu şimdi. Oh. Kapatsınlar bir delige, bir daha da bırakmasınlar şerefsizi. Tamam, sağ olun. Ben de size güzel bir haber vereyim. Boran kendine geldi. Bak bu daha iyi haber kızım. Allah senden razı olsun. Yüzümüzü güldürdün. Sağ olasın. Siz sağ olun. Teşekkür ederim.
E haydi gözümüz aydın. İnşallah cezasını çeker. Yaptıkları yanına kalacak değil ya. Elbette hesabı sorulacak değil mi? Umarım baba. Umarım. Amirim, daha önce ifademi aldılar. Orada da söyledim. Geçmişte bir takım anlaşmazlıklarımız oldu. Peki Boran Genco'yu sen mi vurdurdun? Hayır amirim. Müsaade ederseniz izah edeyim. Evet bakalım. Bizim anlaşmazlıklarımız o derece değildir. Biz birbirimize kızarız, küseriz ama sonra da barışırız. Madem öyle, niye kaçtın Mardin'den o zaman? Kim diyor kaçtım? Niye kaçacakmışım? Her İstanbul'a gelen Mardin'den kaçmış mı oluyor amirim? Hadi ben artık kalkayım. Hasta ziyaretinin kısası makbulmuş. Sonra yine gelirim. Bir isteğin var. Yok. Git bakalım. Senin işlerin var belli. Özel işler. Yok ya. Ne işim olacak? Kim bilir? 40 yılda bir İstanbul'a gelmişsin. Vardır elbet yapılacak işler. Görülecek insanlar. Allah Allah. İlla öğreneceksin değil. De belli sen iyileşmişsin. Yemek yiyecektik. O kadar. Şimdi anlaşıldı. Neyi anladın? Ben anladım işte. Ben doktorlarla konuşayım. Sen biraz daha uyutsunlar. Sen her şeye karışmaya başlamışsın. Hadi. Ben gideyim artık. Bir isteğin olursa haberim olsun. Tamam. Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol. Teşekkürler. Şimdi her şey yavaş yavaş düzelmeye başladı Esma Hanım. Boran ağamız kefeni yırttı. Ahmet Ağa'yı kahraman Türk polisi ormanda yakalayıp getirdi. Her şey yavaş yavaş düzeliyor yani. Senin kafanda bir şeyler var. Olmaz mı? Ortalık çok sakinleşti Esma Hanım. Biraz hareket lazım. Ne demişler? Harekette bereket vardır değil mi Esma Hanım? Biz de biraz ortalığı karıştıralım. Ne yapacakmışız peki? Hisseleri aldık. Ama iktidar hisse almakla değil, söz almakla olur. Sözümüzü geçirmek de olur. O nasıl olacak? Yavaş yavaş. Esma Hanımcığım, yavaş yavaş. Bugüne kadar nasıl olduysa öyle. Hem belki Sıla Hanım kendisi vazgeçer. Kocasıyla çocuğuyla ilgilenmeye karar verir. Bu da Boran ağamızın işine gelir. Çünkü kendisinin işte güçte gözü yok değil mi? En azından şimdilik. Arabalar hiç sevmez biliyorsun. Ağlar hep. Ama bugün hiç ağlamadı benim oğlum. Hep gülümsedi. Babaya gideceğiz dedim. Hadi gül bakalım babaya. Gül oğlum. Sıla bir şey soracağım ama gülmeyeceksin. Tamam söyle. Büyümüş mü yoksa bana mı öyle geliyor? Büyüdü tabii. Kocaman oldu benim oğlum. Sen yokken annesini hiç üzmedi. Anneannesiyle konuştu, mamasını yedi. Oyuncaklarıyla oynadı. Oyuncak demişken... Bunlara Emir yolladı sana. Uğur'uymuş. Onun için çok değerliymiş ona göre. Kim? Bizim Emir. Aşk olsun Bora. Kaç tane Emir var? Hı? 507'deki hasta. Hafızasında kısmi silinmeler var. Vurulmuş. Kim bu? Boran Genco. Nurettin Hoca'nın hastası ona göre. Ta Mardinlerden getirdik. Aşiret ağasıymış orada biliyor musun? Allah Allah. Hala öyle şeyler var mıymış orada ya? Vallahi orasını ben bilemem ama etrafı kalabalık. Odasına yaklaşınca anlarsın zaten. Hafıza sorunlarıyla da sen ilgileneceksin sonuçta. Bana bak. Bunlar beni vurmasınlar. O nereden çıktı? Şimdi yanlış bir şey yaparız. Adamın kalan hafızasını da sileriz. Ondan sonra vay sen bizim ağamızın aklını aldın diye. Vallahi pek bilemeyeceğim. Bundan sonrası senin sorunun. Ellerinden öper.
sevinçli haberim daha var sana. Nari'nin kızı oluyor. Bedirhan'a yaren geliyor öyle mi? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Beni duyuyordun o zaman. Sana anlatmıştım. Sen uyurken. Bana ne oldu sana? Hatırlamıyor musun? Boş ver. Düşünme şimdi bunları sen. Abaya sordum. O da söylemedi. İyisin. Yanımızdasın ya. Yeter. Sıla Hanım, geldiniz mi? Geldik. Oğlumuzla birlikte. Geçmiş olsun tekrar. Nasılsınız şimdi? İyiyim, sağ olun. Oğlunuz da gelmiş. Daha hızlı iyileşirsiniz siz artık. Adı neydi? Boran, biz Bedirhan'la dışarıdayız. Bedirhan! Daha sonra yanıma uğrayabilir misiniz? Tabii. Ya Celil bir dur. Ya Beder, ya çıkmıştır şimdi sonuçları ya. Çekiştirip durma sana Celil, yeter artık o. Ya sonuçlar çıkmıştır diyorum ha. Ya sanki anlayacak, alacağımız bir kağıt. Ona da doktor bakacak. Hem kaçmıyor, sonra geliriz. He, doğru söylüyorsun Beder. Ha şimdi, ha sonra ne fark eder ki, değil mi? He. He, biz istersen gel şurada oturalım. Sonuçlar çıkınca bize haber verirler, değil mi? He. Beder. İstiyorsan sonra gelelim ha. Yok Celil, yok. Sonra gelmeye gerek yok. Ben Dilan'ı çok özledim. He, benim de burnumda tutuyor vallahi. Diyorum ki, buradan çıkınca doğru kızımızın yanına gidelim. He, gideriz. Hadi gel oturalım şöyle. Neredesiniz? Her yerde sizi arıyorum. Kızım buradayız, ne oldu? Hadi eve dönün artık. Bediren de uyudu, hazır. Kızım biz buradan Dilan'ın yanına gidecektik. Tamam, İsmail Bey bıraksın sizi. Hiç gerek yok kızım. Hem biraz yürüyelim dedik, biraz da bacaklarımız açılır değil mi? He. Kızım İsmail Bey paşama bir an evvel götürsün. İyi peki. Akşam Dilan'ı da getirin o zaman. Tamam kızım. Biz şimdi önce doktora gidelim değil mi? He. Ya hadi. Bugün gittim gördüm. Sanki iki haftadır yatan o adam, o değil benim. Gözleri çakmak çakmak da yine. Hani bıraksan kalkacak, oturacak masasının başına, çalışmaya başlayacak. Çok sevindim gerçekten. Bizi çok korkuttu ama bu kadar çabuk toparlanması harika. Bak görürsün, iki güne kadar ayaklanır, Mardin'e gidelim diye tutturur. Ama yok bu sefer Mardin. İzin vermeyeceğim. Mardin duruyor durduğu yerde. İlk önce bir iyileşsin, toparlansın, ondan sonra. Tabii. Tam olarak iyileşmeden gitmemesi lazım zaten. Belki sen önceden gider, işleri toparlarsın. Ben aslında onunla biraz daha kalırım diyecektim ama. Ha, öyle mi? Senin nasıl gidiyor? İyiyim. Çok iyiyim. Her şey yoluna giriyor, baksana. Almanya'dan haber geldi galiba. Evet, dün aradılar. Çalışma izni için haber bekliyorlarmış. Benden bir karar vermemi istediler. Ben de kabul ettim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Girin. Bir görüşebilir miyiz demiştiniz de. Buyurun Sıla Hanım, oturun lütfen. Bir sorun mu var acaba? Aslında var. Ama önce yaşadıklarımıza baktığımızda çok da büyük bir şey değil. Sadece geçici bir hafıza kaybı yaşıyor. Ama beni hatırladı. Hiçbir şey hatırlamayacak değil zaten. Sadece bazı şeyler. İsimler, bazı durumlar.
Peki hiç mi hatırlamayacak bazı şeyleri? Hayır, hayır. Böyle vakalarda sıklıkla görülür. Zamanla büyük oranda yerine gelecektir hafızası. Ama yine de kopukluklar, eksiklikler olabilir. Bu konuda size yardımcı olacağız. Psikoterapist arkadaşımız biraz sonra Boran Bey'i ziyaret edecek zaten. Anladım. Peki daha ne kadar kalmamız gerekiyor? Durumu iyi. Hemen taburcu edebiliriz isterseniz. Bundan sonra ilaçları bir hafta kadar daha düzenli yapılması gereken iğneleri var. İsterseniz burada da devam edebiliriz. Karar sizin yani. Yani hemen çıkabilir miyiz? Yarın sabah vizitte hoca son bir kez görsün. Umarım itiraz etmez. Ondan sonra çıkabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hemen gidip Mutlu haberi vereyim o zaman. Sağ olun. Geçmiş olsun. Boran Genco değil mi? Evet. Nasıl hissediyoruz kendimizi? Herhangi bir şikayetimiz var mı? İyiyim ama şu sırtımda biraz ağrı var. Bakalım hemen. Benim branşım değil ama olsun. Siz Mardin'den mi geldiniz? Evet. Ağa olduğunuzu duydum. Ne zaman kalkacak böyle şeyler? Pardon? Soru anlaşılmadı mı? Yoksa soruyu mu beğenmediniz Boran Bey? Burası? Ben eski ağayım. Aa, anladım. Artık sıradan bir vatandaşsınız yani. Şurası? Biraz öyle oldu. Yani şimdi dışarıda koskoca aşiret sizi boşuna mı bekliyor? Sevdikleri için bekliyorlardır. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum ama ben söylerim, uzman arkadaşlar yine de bakarlar. Müsaade eder misiniz? Nerede kalmıştık? Galiba ifademi alıyordunuz. Gerçeklerden bahsedilmesi pek hoşunuza gitmiyor galiba Boran Bey. Peki siz doktor olduğunuz için mi sivri dillisiniz? Yoksa sivri dilli olduğunuz için mi doktor oldunuz? Pardon? Gerçekler sizin de pek hoşunuza gitmiyor anladığım kadarıyla. Anlaşıldı. Çeniniz bu kadar kuvvetli olduğu için ağ yapmışlar sizi. Siz ne doktorusunuz? Ben sizi daha önce görmedim. Ben psikiyatristim efendim. O yüzden daha önce görmemişsinizdir. Evet. Kimin çenesinin daha kuvvetli olduğu şimdi anlaşıldı. Hiç değişmemişsin biliyor musun? Yani zerre kadar değişmemiş huyun. Tanımadın değil mi? Mardin'de hangi ilkokulda okudunuz? Fatih İlköğretim. Güzel. Hafızanız iyi görünüyor. Bakalım başka neler hatırlıyorsunuz? İlkokuldayken bir arkadaşım vardı. Çok iyi bir çocuktu ama bazen çok sinirimi bozardı. Hatta bir keresinde dişimi bile kırmıştı biliyor musunuz? Kitabı bir fırlattı suratıma. Diş gitti. Yaramazmış biraz. Biraz mı? Çok. Çok yaramazdı. Adı Boran'dı. Bilmem tanıdık geldi mi? Yani ben miyim? Vallahi bilmem. Fatih İlkokulu 1C. Suno Halavut'un sınıfı. Yok canım. Ben yapmamışımdır öyle şeyler. Peki. Bir ipucu daha vereyim o zaman. Bir keresinde beni merdivenlerden iteklemişti. Hadi bunu da hatırlamıyorum de. Bu yabancı gelmedi. Sevindim. Hafıza yerine geliyor demek ki. Peki beni hatırlamadın mı? Tam ön sıranda oturuyordum. Dikkatli bak. Bir de istersen yandan bak. Zeynep. İşte şimdi sen benim elime düştün Boran. Hipokrat yeminin var mıydı senin? Var tabii, olmaz mı? Ama merak etme. Hastalarım için kötülük düşünmem. Onlar iyileşene kadar beklerim söz. Şaka bir yana çok sevindim seni gördüğüme. Onca sene sonra tesadüfe bak. İlkokul arkadaşım. Ben de sevindim. Neyse, hasta ziyaretinin kısa olanı makbulmüş. Çok zor zamanlar atlatmışsın. Ama şu anda durumun gayet iyi. Ben diğer doktor arkadaşlarla da konuştum. Şu anda bazı şeyleri hatırlayamaman çok normal. Ama merak etme, zamanla her şey yerine oturur.
Ama bu ukalalık meselesi zor tabii. Tıp henüz ona bir çare bulamadı. Senin neden hatırlamak istemediğimi şimdi hatırlıyorum. Allah Allah. Ama artık kurtuluşun yok. Daha sık görüşeceğiz Boran Bey. Vallahi biz baktık öyle pek bir şey anlayamadık yani. Pozitif, negatif şeyler yazıyordu. Önemli bir şey yok herhalde. Aslında var Celil Bey. Tümör kötü huylu. Yani kanser mi? Celil. Neyse ne. Allah Allah. Öğreneceğiz işte. Siz şimdi Dilaver Bey bizi buraya niye çağırdı diye düşünüyorsunuz. Beyler, kaç yıldır bu holdingin yönetim kurulu üyesiniz? Durun ben söyleyeyim. Ahmet Bey, siz 6 seneye doldurmuşsunuz. Süleyman Bey'e bakıyoruz. Oo, 14 sene. Aldığınız artışlara bakalım bir de. Yılda %12. Sanki koca şirketin yönetim kurulu üyesi değil de memur. Nerede memur? Memur bile daha çok kazanıyor bu aralar beyler. Dersinizi iyi çalışmışsınız Dilaver Bey. Anlaşıldı. He, çalıştım. Ben okulda da böyleydim biliyor musun? Sevdiğim dersi bir bakışta ezberlerdim. Sevmediğime ne yapsan nafile. Bizden istediğiniz nedir? Yok. Öyle değil. Ben sizden bir şey istemiyorum. Size yardım etmek istiyorum. Holdingimizin sizin gibi önemli insanlara ihtiyacı var. Değil mi Süleyman Bey? Yani? Yanisi şu. Size yapılan haksızlığı görüyorum ve isyan ediyorum. Sen yönetim kurulu başkanımız görmüyor. Görse bile görmezden geliyor. Yönetim kurulu başkan değişirse sizin ödenekler de değişir. İki katına çıkar. Sıla Hanım Erkan Bey'in vefatından sonra her konuda bizim de fikrimizi almıştır Dilaver Bey. Ayrıca... Tabii tabii. Sizin fikrinizi almıştır ama yine bildiğini okumuştur. O zaman ne anlam kaldı senin fikrini alman Ahmet Bey? Vallahi beyler ben fikrimi söyledim. Yönetim kurulu başkan değişirse ödenekler de iki katına çıkar. Siz de kuklu olmaktan çıkarsınız. Düşünün, taşının. Tekrar toplanalım. Ya korkma Bedar. Doktor ne dedi? Erken teşhis. Tedaviye hemen başlayacağız demedi mi? Dedi. Ya Allah'ım bütün bu illetler bizi mi bulur ya? Celil. Ya bu illet seçmiyor ki kim iyi, kim kötü diye. Önüne geleni vuruyor işte. Hem bir sürü kadın var hasta olan. He, Allah hepsinin şifasını versin. Ama... Bana bak. Boyun eğeceksen, ağlayıp sızlayacaksan şimdiden söyle ha. Benim bu illete pabuç bırakmaya hiç niyetim yok. Yanında duracaksan dik dur. Yoksa da uzakta dur. Duydun mu Celil Efendi? Tamam anladım Bedar, kızma. Hı. İyi. Ona göre ha. Musun sen hastanedeyken ay hiç görünmedi. Ne Mardin'de ne İstanbul'da.
Onu sevecek dünya olmayınca kayboldu Ay. Dünya hep oradaydı Sına. Milyonlarca yıldır Ay'ı seyreden dünya onu bırakıp gider mi hiç? Gitmez mi? Gitmez. Ay da bir yere kaybolmadı. Üzüntüsünden, yalnızlığından bulutların ardına saklandı. Dünya onun ağladığını, üzüldüğünü görmesin diye. Birden aklıma Zarife geldi. Pes Celil, pes. Hala Zarife diyor adam. Ben de sana saf saf acıdım üzüldün diye. Pes. Yok hemen celallenme ha. Dur hele. Ha durayım öyle mi? Yetmedi 25 sene Zarife dediğin. Ben Zarife diyordum da anam tutturdu beder beder diye. Dedim değil mi? He. Hem de kaç kere. Beder. Bak hele. Bu kadar zaman oldu. İyisi, kötüsü. Sen her zaman dirayetli oldun. Bebelerin için, benim için hep direndin durdun. Ben seni çok üzdüm biliyorum. Ama daha bir gün ağzını açıp da şikayet ettiğini duymadım. İnsan eziliyor. Diyor ki, bu hakikatli bir kadın. O kadar kahrımı çekti. İşte o zaman Zarife diyordum. Seni kıskandırmak için ha. Zarife dediğim zaman gözlerinden öyle bir ateş çıkıyordu ki. İşte diyordum ki tamam bu kadın beni çok seviyor. Hakikaten çok seviyor. Allah iyiliğini versin Celil. Beder. Seni ilk gördüğüm anda şurama bir ateş düştü. Bir dakikada sönmedi. Bunun için sen beni kovsan da, sövsen de hiçbir yere gitmem. Senin bir santim bile uzağında yaşayamam, tamam mı? Telefon çaldı. Oy, Dilan. Ver çabuk ver. Alo, yavrum, kızım. Bekle dediniz, bekliyorum anne. Hani ben almaya geliyordunuz? Tamam kızım, tamam bekle, hemen geliyoruz. Bir yere uğradık da o yüzden geciktik. Bekle sen, al kapat. Çabuk Celil, çabuk. Celil, Celil. Bak kimseye bir şey söylemek yok ha. En başta da çocuklara. Ya tamam, söylemem, bedarım söylemem. Ha, bak. Sakın bir daha Zarife demek de yok ha. Ya tamam ha, demem, de haydi. Ben de dedim benim için geldiler. Boran'a hasta olmasa aklınıza gelmiyorum. Baksana İstanbul'a geldikten kaç gün sonra aradınız. Dilan, kızım hiç olur öyle şey. Bak, eniştenin durumu çok ağırdı yavrum. Ablan da perişan oldu. Hem biz daha önceden gelecektik. Ya, niye gelmediniz o zaman? Gelmek istedik Dilan. İstemez miyiz? Sen bizim burnumuzda tuttun yavrum. Belli. Dilan, kızım hem Emir'in okulu vardı, hem Narin yenger hamile biliyorsun değil mi? Tabii. Hepsi Dilan'dan daha önemli zaten. Dilan koca şehirde ne yapar demediniz hiçbiriniz. Bundan sonra da demeyin zaten. Ben başımın çaresine bakarım. Dilan! Celil. İlişme hiç. Çocuk o da. Ne anlayacak ki bizim neler çektiğimizi? Gitmeyelim üstüne.
Sonra biz onun gönlünü alırız. Hadi gel. İyi akşamlar. Ha, sağ olasın abi. Efendim Hüseyin. Abi nasılsın? Hiç sesin solun çıkmıyor, merak ettim. İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda. Merak edilecek bir şey yok. Boran'dan haber var. Boran daha iyi. Gittikçe toparlanıyor işte. Sen daha kalacak mısın orada? Ben biraz daha kalacağım herhalde Hüseyin. Başka işlerim de var. Gizem Hanım nasıl? Gizem Hanım iyi. Almanya'ya yerleşecekmiş. Bugün söyledi. Neden? Yani hani... Öyle olması gerekiyormuş. Herkesin kendi hayatı işte. Ne yapacaksın? Eğer benim yüzümdense... Niye senin yüzünden olsun güzelim? Öyle olması gerekiyormuş. Öyle olacak. Hem zaten benim kimseye ihtiyacım yok. Benim kardeşim var. O bana bakar değil. Bakmaz olur muyum hiç? Bakarım tabii. Hüseyin, ben şimdi kapatayım. Sonra tekrar konuşuruz değil mi? Hadi iyi geceler. İyi geceler abi. Ne diyeyim Gizem? Sen kararını verdikten sonra. Benim için çok şey yaptınız Burhan Bey. Hakkınızı ödeyemem gerçekten. Patrondan çok bir abi oldunuz benim için. Ne zaman başım sıkışsa yol gösterdiniz. Bu kararı vermek benim için hiç kolay olmadı. Ama gitmem daha iyi olacak sanırım. Kendin için doğru kararı verdiğini düşünüyorsan yolun açık olsun Gizem. Bir ihtiyacın olursa arayabileceğini biliyoruz. Biz hep buradayız. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Babayla biraz ilgilenseniz. Yani... Merak etme. İyileşir iyileşmez ona bir yıllık Schengen vizesi alırım. Geceler. Sağ ol. Benim için gelmemişler. Ben de ne sanıyordum? Eniştem hastaymış. Onun için gelmişler. Kaç gündür buradalarmış. Beni anca aradılar. Daha yeni haberim oldu. Anca akıllarına geldim. Ya o Bedar ne yapıyorsun? Senin ayakta durmaman lazım değil mi? Sus sana sen bir. Ya ne oldu ki? Ya Celil yok bir şey miyim? Taş taşıdım sanki yorulacağım Allah Allah sus. Ya o Bedar şimdi ne dedim ki ben yani ya? Kime diyorum be daha konuşun. Ya ne yapıyorsun sen Celil ortalıkta böyle bağıra bağıra sus. Tamam Bedar ya ne kızıyorsun ya? Yürü haydi yürü. Allah konuşuyor. Sen biliyorsun işte nasıl özlemiştim onları. Dua ediyordum her gün gelsinler diye ama... Şimdi... Kapatmam lazım. Delil Hanım. Ne var? Geleyim yavrum. Ama seni düşünmeden bir tek gün geçirmedim yavrum. Sıla ablam, Emir, Nuri yengem hepsi yanındaydı anne. Ben yalnızdım. Dilan, bizim başımıza neler geldi sen bilmiyorsun yavrum. Seni nasıl o ateşin içine getireydik? Biz de gelemedik. Sen burada okulunda güzel güzel okuyordun. Huzurunu kaçırmak istemedik. Zaten azadım
Dilan, ben seni öbür evlatlarımdan nasıl ayırt ederim yavrum? Hepiniz canımdan bir parçasınız benim. Daha sana ne diyeyim güzel yavrum? Uf.